Şimdi bakacağımız problem kitaptan aldığım güzel bir problem. Pairwise Swap problemin ismi. Size bir gene rakam veriliyor. 32 bitlik veya 64 bitlik integer. Bunun consecutive bitlerini swap etmeniz isteniyor. Yani mesela 8 bit için konuşalım. İlk 8 biti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyelim bu bitlere. 1 ile 2'yi swap etmeniz isteniyor. 3 ile 4'ü, 5 ile 6'yı, 7 ile 8'i. Dolayısıyla rakam şundan şuna dönmesi lazım. Yani burada 7. bit neyse çıkan sonuçta 7. bit 8. bitte swap edilecek. 8. bit de 7 ile swap edilecek. Aynı şekilde 1, 2 ile 3, 4 ile 5 de 6 ile swap edilecek. Problem bu. Şimdi bunun için bir tane loop yazabilirsiniz tabii ki. Bu loop'la 32 bitlik yani 32 bitlik bir rakam olduğunu kabul edersek 32 iterasyon yapan bir loop yazarsınız. Consecutive bitleri rahatlıkla swap edebilirsiniz. Ama çok daha clever bir çözüm var burada. Bunu göstermek için zaten bu problemi seçtim. Şimdi şunu düşünün, şu rakamı 7, 8 bitlik rakamı. Şimdi bunu bir tane sağa kaydırsanız şu şekilde. Bir kere sağa kaydırdınız. Ne olur bu? Bakın bir kere sağa kaydırdığınızda bir kere silinir. 2 birin olduğu yere gelir. 8 7'nin olduğu yere hepsi birer tane sağa kayar. En üstte de 0 gelir. Çünkü sağa bir tane kaydırdığınızda en üçe en üstte 0 dolduracak prosesör. Böyle, şimdi şunu elde ettiniz. Siz şimdi bunlardan hangilerini istiyorsunuz? Bakın 2 aslında final pozisyon şeyde result'ta gelmesi gereken yere geldi. 4 de geldi, 6 da geldi, 8 de geldi. Fakat bunlar 3, 5, 7 de burada var. Bunları silmek istiyorsunuz. Aslında sizin elde etmek istediğiniz şey şu. Onun için şöyle bir maskle bunu endlediğinizi düşünün. 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 mask ile bunu endlediğini düşünün. Bakın 3'ü siler, 5'i siler, 7'yi siler. Zaten burası 0. Dolayısıyla aslında elinizde şu kalır. Dikkat edin burada çift bitleri sağa doğru kaydırdınız. Yani 2 aslında gelmesi gereken yere geldi. Şimdi aynı şeyi sola doğru kaydırarak bir kere yapalım. Aynı rakam için. Aynı rakam bir kere sola kaydırın. Sola kaydırdığınızda ne elde edersiniz? Bakın 8 buradan gider. 7 bir kere sola kaydı. 7, 6, 5, 4 en sonunda da 0 geldi. Bunu da şöyle bir maskla endediğinizi düşünün. Ne olur? Bakın 7 en üste gelmiş olur. Bakın 7, 6'yı siliyorsunuz. 4'ü siliyorsunuz. 2'yi siliyorsunuz. Zaten ilk bit otomatik siliniyor. Bakın 7, 5, 3, 1. Şimdi iki tane rakam var elinizde. Bunları ne yapacaksınız? Bitwise orlayacaksınız. Bitwise orlarsanız burası 0 olduğu için 7. bit buraya gelir. Bu 0 olduğu için de 8. bit buraya gelir. 5. bit burası 0 olduğu için buraya. 6. bit de burası 0 olduğu için baş. Bakın şuradan başladık. Direkt sonucu elde ettik. Çok hoş bir çözüm bu. Bunu iki tane implementasyonu da yaptım ben size. Pairwise Swap 1. Bu loop kullanarak yapıyor. 32 tane bit var. Her iterasyonda 2 biti swap ediyorsunuz. Dolayısıyla 16 defa itere edecek. Burada bakın bitlerin 0 mı 1 mi olduğuna bakıp ona göre 0'sa yani ikisini swap ediyorum özette. Bunu kendiniz incelersiniz. Fakat güzel çözüm şurada. Bakın öncelikle x'i aldınız. Bir kere sola kaydırdınız. Şu maskla şey yaparsanız endlerseniz ikinci şurada slaytlarda gösterdiğim ikinci şunu elde edersiniz. Ondan sonra bunu sağa doğru kaydırıp 5-5-5'lik bir maskla bunu bitwise enderseniz de birinci şunu elde edersiniz. İkisini bitwise or yaparsanız da bakın result ikisinin bitwise orundan oluşuyor. Bunu da return ediyoruz. Şimdi bunu çalıştıralım. Bakın her ikisini implement ettim dediğim gibi bunu çalıştırıp doğru çalıştığını görelim. Bu birinci loop'la yazdığım kod. Bakın 0 ile 1 ilk bir iki biti onları swap etmiş. Sonra gene 0 1 bunu 1 0'a çevirmiş. 0 1 1 0 1 1 zaten döndürecek bir şey yok. Bu şekilde devam eden en üstte gene 1 0 var. Bunu 0 1'e çevirmiş. Bu da ikincisi. Yani az önce yazdığımız iki step'te çalışan kod. O da bakın aynı işlemi yapıyor. Yani input buysa output'ta consecutive bitleri swap ederek problemi çözüyor.